Yaz geldi yağlardan kurtulabilmek için farklı farklı yöntemler var. Lipoliz diye bir yöntem var. Ne olduğunu şimdi A Haber Muhabir Esra Kurtuluş Çağlar bizlere aktaracak. Liposakşın var. Bunlar zararlı mı? Yan etkileri var mı? Herkes bu yöntemleri kullanabiliyor mu? İşte bu soruların yanıtlarını uzmanından alacak. Evet Olga Yorçun Korkut yaz aylarının yaklaşmasıyla fazla kilo problemi olanlar kilo verme telaşına düştü. Tabii fazla kilo sadece estetik için değil aynı zamanda sağlık için de önemli bir problem. Zira başta diyabet ve yüksek tansiyon olmak üzere pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Mide ameliyatları tabii önemli. Aynı zamanda lipoliz ve liposakşın yine yağ alınması konusunda kullanılan yöntemler arasında. Şimdi size bir örnek göstereceğiz. Yanımızda Didem Hanım var. Didem Hanım mide ameliyatıyla kilo verdi. 11 ayda kilo verdi. 11 ayda 70 kilo verdi. Gördüğünüz gibi bu eski pantolonlarından biri işte bu pantolona belki şimdi ikimiz beraber girebiliriz. Kaç kilodan kaç kiloya düştünüz 11 ayda? 148 kilodan 78 kiloya düştüm şu an. 70 kilo verdim. Peki herhangi bir sorun yaşadınız mı mide ameliyatından sonra? Hayır hiçbir sorun yaşamadım. Her şeyi konforlu bir şekilde atlattım. Peki şimdi mide ameliyatları öncelikle onu konuşacağız. Olga Yoç'un Korkut kimin için yapılabilir? Yan etkileri var mı? Daha sonra diğer yöntemleri konuşacağız. Obezite cerrahisi uzmanı Fakı Akın yanımızda. Sizi şöyle alalım efendim. Buyurun hocam sizi şöyle alalım. E, mide ameliyatları öncelikle kimler için uygulanabilir? Tabii obezite cerrahisi. Ne da kilo vermek mümkün mü bu ameliyatlarda onu soralım bir de Şimdi kısa zaman derken bir sene beklemek gerekiyor bu ameliyatların tam sonucunu alabilmek için. Tabi bir sene sonra ulaşılan kiloların daha ileriki yıllarda korunması da gerekiyor. Bu da önemli bir husus. Yani ilk iki ayda, 3 ayda şu kadar kilo verdim demek aslında tamam evet gidişat hakkında bir bilgi verir ama uzun vade sonuçlar çok önemli bu tür ameliyatlarda. Kimler ameliyat olabilir? Vücut kitle indeksine bağlı tabii ki. Normal vücut kitle indeksi 20-25 arası. Vücut kitle indeksi eğer ki 30'u geçmeye başladığında e, obeziteden bahsedebiliyoruz. 40'ı geçtiğinde morbid obeziteden. E, vücut kitle indeksi 30'u geçen hastalarda obezite cerrahisi uygulanabilmekte. Peki obezite cerrahisinin hangi yöntemleri var? Nasıl yapılabiliyor? Tabii obezite e, cerrahisinde birçok yöntem var. Birçok yöntem var geçmişte mide kelepçe yöntemi vardı o gitgide biraz demode oldu onun sebeplerini belki başka bir yayında anlatırız ama şu anda ana hatlarıyla iki çeşitli ameliyat revaçta bunlardan birisi tüp mide ameliyatı diğeri de mide bypass yani gastrik bypass ameliyatı şimdi elinizde bazı grafikler var bunlardan gösterirsek şimdi mide bypassı Nasıl yapılıyor tüp mide? Kısaca nedir yani onu bize anlatabilir misiniz? E, tüp mide ameliyatı kısıtlayıcı bir ameliyattır. E, tüp mide ameliyatında e, midenin büyük bir kısmı zımba yöntemiyle kesilip vücuttan çıkarılır ve sadece yani e, bu gösterdiğim e, yani sadece kısıtlayıcı bir ameliyattır. Eminim bazında e, bir etkisi yoktur. E, mide bypass ameliyatı ise ee, hem mide küçültülür hem küçültülen mide e, ince bağırsak e, aşamasında bir bağlantı gerçekleştirilir ve hem kısıtlayıcı hem eminim azaltıcı bir yöntem olarak uzun vade sonuçları e, tıp literatüründe de var olup ve başarılı sonuçlar elde ettiğimiz yan bir etkileri an. peki nelerdir ne gibi yan etkileri olabilir? şimdi yan etkileri konusunda e, tabii ki önlemler önemli e, ama en e, Dikkat etmemiz gereken e, mide ülseri ve e, kaçak gibi durumlar ama deneyimli e, merkezlerde e, hekimin e, obezite cerrahisi konusundaki e, kişisel deneyimi bu konuda ön plan açıyor. Evet aslında her uygulamada olduğu gibi lipoliz ve liposakşın da tabi şimdi yaz ayları yaklaşırken kısa zamanda bölgesel özellikle yağlardan kurtulmak için onlar acaba hangi durumlarda tercih edilebilir ve onların yan etkileri var mı? Tabi o tamamen estetik cerrahi kısmına giriyor olayın. Biz genel cerrah olarak obezite cerrahisi uyguluyoruz ama liposakşın gibi estetik cerrahi obezite cerrahisi olamayan yani vücut kitle indeksi o sayıyı tutmayan kişilerde düşünebilir. Bu da işte vücut kitle indeksi 30 veya daha altı olan kişilerde veya son yıllarda obezite cerrahisi ile birlikte post bariatrik estetik cerrahi dediğimiz yani zayıfladıktan sonra oluşabilecek sarkıkları düzeltmek için kullanılan sıkça bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da obezite cerrahisi sonrası liposuction gibi yöntemler daha çok görülmekte. Peki obezite cerrahisi olmadan normal bir kişi vücut kitle indeksi işte 30 ulaşmamış bir kişi bölgesel olarak yağlarından kurtulmak için bu operasyonu yaptırmak istiyorsa ne gibi yan etkileri olabilir bu operasyon? Bu tabii ki estetik cerrahi e, yöntemleri olduğu için bunu estetik cerrahların e, yanıtlaması daha doğru olur. E, onların da kendilerine göre e, seçme kriterleri e, ve komplikasyon kriterleri vardır. E, bunu on onların cevaplaması. Yani tekrar lazım. ya o yağların geri gelmesi mümkün mü acaba Tabii Tabi mide bazında bir değişiklik yapılmadığı için e, sadece yani kilo vermek amaçlı, yani sağlığına kavuşmak amaçlı kullanmamalı liposakşın ameliyatı. Hmm. Ee, mesela bize maalesef birçok vücut kitle indeksi 40 veya üzeri, 50 veya üzeri olup e, bu işe estetik cerrahi yönüyle yaklaşanlar var. Bu tabii tabii ki tamamen yanlış bir tutum. E, mide bazında, yani mideyi küçültme veya mide bağırsak bağlantılarında bir değişik yap, değişiklik yaparak Çözüme gidilmeli. Çünkü sonuçta obezite cerrahisi e, tabii ki dış görünüşe bir sene bir buçuk sene sonra inanılmaz etkileri olmakta. Ama e, özellikle sağlık açısından işte tipiki diabet, e, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması gibi durumlar e, obezite cerrahisi sonrası e, yüksek bir miktarda düzelmeye e, gidiyor. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet Olga Yorçun Korkut Fakı Akın'dan aldık obezite cerrahisi, cerrahisi ilgili detayları. tabii pek çok yöntem var ameliyatlar, liposakşın, lipolis ama tabii önemli olan kişinin kendisi için doğru yöntemi doğru ellerde emin ellerde yaptırıyor olması diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.